Kanal Siyaset'in değerli izleyicileri, biliyorsunuz bizim işimiz Kırıkkale'nin gündemde olan konularını sizle buluşturmak. Bu manada ayın 20'sinde Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin seçimi var. Şu anda mevcut başkan ve yine başkanlık için adaylığını açıklayan isim Osman Cebeci konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Osman Cebeci'ye sizden aldığımız bilgiler kendisine aktararak o doğrultuda yine size vereceğim mesajları aktaracağız. Bizi izlerseniz, programımızı izlerseniz mutlu ayrılırsınız diye düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, mevcut başkansınız. Evet. Ve yine adaysınız. Bu zamana kadar neyi yapamadınız, bundan sonra neyi yapmayı düşünüyorsunuz diye bir soru sorayım. Genel olarak siz esnaf kefaletinin yapısını anlatırsanız, evet, seyirciler biz de mutlu etmiş olursunuz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 20 yıldır başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda bu teşkilatta kooperatiflerin bağlı olduğu üst birliğimiz Ankara Bölge Birliği'nde de başkan vekilliği yapıyorum. Kooperatifimiz 1954 yılında kuruldu. Bugüne kadar da kesintisiz olarak ortaklarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza kesintisiz olarak hizmet vermekte. Ciddi manada yapamadığımız dediğimiz ciddi manada zaman zaman sıkıntılar olabiliyor, kesintiler olabiliyor ama ciddi manada bir sıkıntı kooperatif olarak biz de yaşatmadık, ortaklarımıza da yaşatmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kooperatifimiz birer aylık, üçer aylık, altışar aylık vadelerle 4 yıl süreyle ortaklarımızı kredilendiriyor. Kuruluş amacımız da bu. Kanun ve ana sözleşmenin hükümleri gereği ortaklarımızı kredilendirme yolunda çalışmalarımızdır. Bugün her ortağımız 80 bin lira kredi kullanabiliyor. Yani 80 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor. Bu azami mi asgari? Yani en üst limit bu mu? Üst limitimiz şu anda Kırıkkale'deki en üst limitimiz 80 bin lira. Tahmin ediyorum Mart ayının sonunda bu limitimiz 100 bin liraya bulacaktır. 100 bin dolara. 80 bin lira kredi kullanıyoruz. Ödemeler ortağımızın istediğine göre aylık olabiliyor, 3 aylık olabilir, 6 aylık vadeleri de kullandırabiliyoruz. Türkiye'deki hazine destekli en ucuz kredilerden bir tanesi. Ya geri dönüşümünde faiz oranı düşük oluyor. Faiz oranı, evet, yani Türkiye'deki hazine destekli en ucuz kredilerden bir tanesi. Bunun için de ortaklarımız bize müracaat ettiğinde en geç 3 bize bugün müracaat ederse 3 gün içerisinde talepleri değerlendirip kendilerini kredilendiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Bu süratle. Bunları değerlendirirken de istediğimiz evraklar tabii ki var. Çünkü kanun ve ana sözleşme gereği vergi kaydı, esnafçılık kaydı, oda kaydı gibi 3 tane evrak istiyoruz. Başkanım, denetlenmesi de yapılabiliyor mu? Yani işinde mi kullanılıyor, işini geliştirme yönelik mi kullanılıyor? Şimdi tabii ki anlamında. Biz de yani yönetim olarak da, kooperatif olarak da bizler ve bankada bunun istihbaratını yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar vermiş olduğumuz kredinin yerinde kullanılması için gayret gösteriyoruz. Ama bazen ekonomik şartlar, yarısını yerinde kullanabiliyor, yarısını ortağımızın vergi borcu oluyor, sigorta borcu oluyor. Ve o da önemli, işin gelişmesi için, insanların havasının rahat olması için. Mutlaka yani sirkülasyonun sağlanması açısından zaman zaman oralarda da kullanma şansı var bu kredileri. Anladım. Ama asıl amaç yerinde tezgahında kullanılması. Evet. Ama oralarda da kullanabiliyor mu? Evet, kullanabiliyor. Anladım. Orada da bir sıkıntı yok şu anda. Ortaklarımızın istediği kadar plasman sıkıntısı, istediği kadar para, istediğimiz gün 40 adet ortaklarımıza kullandırabiliyoruz. O yönde de bir sıkıntımız yok. Örnek verirsem 2011'den devredenle beraber 2012 yılı içerisinde geçtiğimiz yıl ortaklarımıza yaklaşık 24 milyon, yani 24 trilyon gibi eski parayla bir kredi kullandırdık. Bu devamlı artaraktan kullandırmaya devam ediyoruz. Ciddi manada bir sıkıntımız yok. Ortaklarla iletişimimiz gayet sağlıklı.
İşimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Onu söyleyecektim. Bu bir ekstra bir şey değil. Sözünüzü kesiyorum. İşin maddi boyutu tabii ki ticaretle uğraşanlar için çok önemli. Manevi olarak da ikili ilişkileriniz, onu soracaktım. Ben tam siz öyle şey yapmış olun. Var mıdır veya eğitim çalışmaları yapılabiliyor mu? Yani bir konferanstır, seminerdir yönelik, esnaflara yönelik daha iyi yarınlar için. Anlıyorum mutlaka. Yani asıl amaç eğitime geçtiğimiz yıldan itibaren çok önem verdik. Çünkü 2012 yılı Birleşmiş Milletler 2012 yılını Uluslararası Kooperatifçilik Yılı ilan etti. Evet. Bakanlığımızın önderliğinde Ankara'da bir takım çeşitli etkinlikler, toplantılar falan tertip edildi. O toplantılara katıldık. Yani kooperatifin geliştirilmesi açısından eğitimin de neden önemli olduğunu biliyoruz. Ya, o güne kadar da eğitimi genelde, eğitim şeyini biz kredi, kooperatif olduğumuz için biz kredi boyutunda biraz daha ihtisaslaştık. Diğer bölümlerinde de meslek odaları, mesleki eğitimleri meslek odaları veriyorum. Ama bundan sonraki süreçte de sürekli işte uluslararası kooperatifçilik olduğu için bundan sonra sürekli eğitime de. Eğitimde tabii ki işin geliştirmesi ve değiştirmesi yönelik. Kesinlikle. Eğitimsiz artık bu işlerin fazla olmuyor yani. Evet. Eğitim vererekten işte bu eğitimleri verirken de profesyonel yöneticilerle eğitimi verenler ve eğitim alanların da profesyonelleşme şeyin açısından çok önem arz ediyor. O yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Başkanım, bunu en iyi siz tahlil edersiniz. Yani 20 yıldan beri başında olduğunuz için, evet. 20 yıl öncenin ticaretiyle şu andaki ticaret mukayese edilemeyecek kadar, evet, fazla diye düşünüyorum ben de. Çok farklılaştı. Artık yani dünya çok büyüktü. Artık dünya çok küçüldü. Çok küçüldü. Çok küçüldü. Ticaret hacmi işte ona göre değişiyor, gelişiyor. Büyük gross marketler, süpermarketler. Rekabet çok üst düzeyde. Rekabet üst düzeyde. Artık neredeyse ticaret internetten yapılır hale geldi. Evet. Bizim asıl amacımız mevcutlara bir defa sahip çıkmak. En azından mevcutları korumak. Zaten devlet, bu anayasamızda da vardır. Küçük esnaf ve sanatları kollamak da mükelleftir. Yani onun için bugüne kadar da hükümetten de iktidarlardan da gereken desteği alıyoruz. Kooperatiflerimiz, ortaklarımızın hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ciddi manada bir sıkıntı gözükmüyor. Zaman zaman sıkıntılar olmuyor. Herkesin de olduğu gibi bizim kesimde de zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Ama bizim görevimiz bu sıkıntıları en asgariye çekmek. Başkanım, şöyle bir şey vardı. Sayın Başbakanımızın, Başbakanlığın henüz başlarındayken ben öyle hatırlıyorum. Sayın seyircilerimiz herhalde hatırlayacaklardır. Küçük işletmeleri birleşsin, büyük kuruluşlar meydana getirsinler. Rekabetleri daha üst seviyeye taşısınlar, evet, demişti. Bu sizin de başında bulunduğunuz kooperatifin düsturunda böyle bir şey var mıdır? Yani bunu salık veriyor musunuz? Evet, çok önemsiyoruz. Defalarca Sayın Başbakanımız da bu yönde çalışmalar yapın diye talimatlar verdi. Kendileri görevlendirdi. Kümeleşmeye, küçük esnaf ve sanatkarların bir araya gelmesine, kümeleşme dediğimiz çalışmalar var. İşte kabortacı, boyacı gibi oto sanatkarlarında öyle bir kümeleşme, diğer kesimlerde öyle bir kümeleşme, birleşerekten büyümek. Büyümek, evet. Birleşerekten büyümek. Küçük olsun, benim olsun şeyi artık dediğim gibi internetten artık ayakkabı, gömlek, kravat satılıyor. Yani. Bunun için biraz daha çalışmalar devam ediyor. İyi yolda devam ediyor. İnşallah ileri günlerde esnaf ve sanatkar için ne gerekiyorsa teşkilat olaraktan bizler, iktidar olaraktan partilerimiz, hükümetlerimiz, tüm siyasi partilerimiz bu yönde gerekli itimam da gösteriyorlar. Başkanım, bu manada bir de şunu sorayım. Süremizde zannediyorum durmak üzere. Büyük gelen AVM'ler var biliyorsunuz. Alışveriş, evet, merkezleri var. Onların Kırıkkale'ye olumlu ya da olumsuz etkileri ne şekildedir? Şimdi mutlaka büyük alışveriş merkezleri küçük esnaf ve sanatkarları etkiliyor. Hiç kimse etkileyemiyor. Olumsuz manada. Gayet tabii. Olumsuz manada etkiliyor. Ancak kanunen, yasa olarak da bir şey yapılmaz. Yapılmıyor, doğru. Geçmişte... Ama örnekli teşkil edilmez mi? Yani böyle bir oluşumun olması, buradaki esnaflar da bir örnek teşkil edip de bir birleşmeye daha hızlandırıcı bir katkı sağlamaz mı? Şimdi o şekilde de bakarsak olaya.
mutlaka sağlayabilir ama artık bu bir şey olmuş, bütün dünyayı sarmış. Bütün dünyada artık büyük marketler olmazsa olmaz hale gelmiş. Bir yerlere gidiyor, ticaretle bir yerlere gidiyor. Onun için biz de tedbirimizi almak zorundayız. Bu tedbir nasıl alır? İşte kooperatifliğin burada devreye girmesi gerekiyor. Evet, ben de tam onu diyecektim. Kooperatif çok önemli. Evet. Bu dediğimiz kümeleşme çalışmaları yapılıyor. İşte gerekli seminerler, toplantılar geçtiğimiz yıl başlattık. Kooperatif gibi üst bir kuruluşun önderliğinde bu tür çalışmalar daha da hızlanarak devam edebilir. Evet. İnşallah esnaf ve sanatkarım, ben bir de altını çizerek söylüyorum. Özellikle ben Kırıkkale'de ve Ankara'da bu teşkilatın şeyinde olduğum için, Kırıkkale'de başkanımla Ankara'da bölge birliği başkan vekilini yapıyorum. Birlik başkanımız aynı zamanda genel başkan. Evet. Yani bu vesileyle de genel başkan yardımcılığı yapmış olduğum. Onun için de Kırıkkale esnaf ve sanatkarını, Türkiye esnaf ve sanatkarını hayrını, menfaatini, halk ve menfaatleri doğrultusunda hayrına ne gerekiyorsa o yönde çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız bugün olmasa bile birdenbire olmuyor zaten. Birdenbire hiçbir şey göremiyorsunuz. Zaman içerisinde bunların meyvesi alınacaktır. Başkanım çok teşekkür ederim. Sayın seyirci, 2-3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa alabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Benim 20 yıldır başkanlığımı yaptığım Kırıkkale Efrat Esnaf ve Sanatkarları gerçekten bana çok büyük güvendiler, inandılar. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların güven ve itimatını hiçbir zaman zedeleyecek bir davranışta bulmadım. Bundan sonra da bulmayacağım. Yapacağımız 20 Ocak'ta genel kurul şimdiden Kırıkkale Esnaf Sanatkarlarımıza, teşkilatımıza, ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Yine 2013 yılının tüm esnaf sanatkarlarımıza sağlıklı, bol kazançlı bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim biz de size teşekkür eder. Bundan sonraki görevlerinizde başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Sayın Osman Cebeci, biz medya camiası olarak, sürekli geziyoruz ve size olanları olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Osman Bey'in de görüşlerini aktardık. Bundan sonraki tercih ve karar sizindir. İyi günler diliyorum. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.